sevdanın sultanısın, hem güneşim mehtabımsın. 365 gün canım, hayatımın tamamısın. Akşamımsın, sabahımsın, her zamanım, mekanımsın. Ezberledim aşkım seni, hayatımın tamamısın. Alev alev, alev alev, geceleri kuşatıyorsun. Alev alev, alev alev, isyanları başlatıyorsun. Yangın gözlüm ruhum, bilmiyor musun? Yok ortası bu işin, senin için ölebilirim. Dudaklarım nasıl, dualarım nasıl? Karanlıktan doğarsın, güneş gibi alev alev. Yapabilirim, yapabilirim, senin için ölebilirim. Düşebilirim, düşebilirim, hapislere düşebilirim. Yapabilirim, yapabilirim, senin için ölebilirim. Düşebilirim, düşebilirim, hapislere düşebilirim. Sen sevdanın sultanısın, hem güneşim mehtabımsın. 365 gün canım, hayatımın tamamısın. Akşamımsın, sabahımsın, her zamanım, mekanımsın. Ezberledim aşkım seni, hayatımın tamamısın. Alev alev, alev alev, geceleri kuşatıyorsun. Alev alev, alev alev, isyanları başlatıyorsun. Yangın gözlüm ruhum, bilmiyor musun? Yok ortası bu işin, senin için ölebilirim. Dudaklarım nasıl, dualarım nasıl? Biriktirmiş yalnızlığı ben gibi, kim çekmiş acısını hasretin benim kadar? Dalda kırmızı çiçek, gökte yıldız sevgilim. Yok ortası bu işin, hapislere düşebilirim. Ölebilirim, senin için her şeyi yapabilirim. Çünkü sen sevdanın sultanısın. Yapabilirim, yapabilirim, senin için ölebilirim. Düşebilirim, düşebilirim, hapislere düşebilirim. Yapabilirim, yapabilirim, senin için ölebilirim. Düşebilirim, düşebilirim. Evet Kayahan abicim, gerçekten böyle dinledikçe insanın dinleyesi geliyor. Tam klasik bir Kayahan şarkısı. Evet, çok şükür bu olabildi. Biraz mikrofona yalnız yaklaşmanı rica ediyorum. Çok şükür bu olabildi. Daha henüz bu kulaklığı takmama gerek yok. Kulaklığı birazdan telefon bağlantılarında. Ben burada unutmamam gereken tabii şeyleri zaman zaman beni affet ama. Buyur Kayahan abi. Kimseyi kırmak istemem çünkü. Bir kere Ümit Eroğlu arkadaşım var benim. Çok eski arkadaşım ve birlikte çok işler yaptığımız, en son Biricik'ime şarkısında, albümünde de Nasıl Ayrılacağız'ın piyanoyla olan. Evet. Versiyonunu o yapmıştı. Buradan Ümit'e de ve Eroğlu ailesine de selam, saygılarımı sunuyorum. Şimdi gelelim seninle şurada ne vardır diye unutmadan. İster misin 13 meselesini biraz anlatayım? Yoksa onu sonraya mı saklayalım? 13'ü biraz sonraya tamam saklayalım. O zaman şimdi bir, bağlantılara mı geçiyoruz? Bir uğru var 13'ün. 13 genelde uğursuz gibi bilinir, evet, ama 13, tamam. 13'ün Kayahan abi üzerinde. Bana, nasıl? Evet, bir de rastlantısı var, evet, bana. Biraz sonra ona gelirim ama önce bir telefonlara bakalım. Tamam. Kralcılarımız arıyorlar şu anda. Alo. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar Mehmet Bey. Kimle görüşüyoruz? Ben Muazzez, Adapazarı. Adapazarı Muazzez, karşında usta var.
Canım benim o ya. Onu çok seviyorum. Evet. Onunla beraber büyüdük. Onun şarkılarıyla. Ve ben onun klibine, benim bir aşk hikayesi klibine, klibinde benim oğlum oynadı. Aa, ilginç. Evet. Asker çocuk orada. O benim oğlum da. Onu her zaman çok çok seviyorduk daha önceden. Şimdi daha da çok seviyoruz. O zaman da öyle yine çok... Şimdi karşında, karşında bak Muazzez, Kayhan abi karşında konuşun karşılıklı. Evet. Gıyabında konuşma. Alo. Merhaba Muazzez Hanım. Merhaba. İyi akşamlar denecek saate İyi gelmişiz. Akşamlar. Evet. İyi akşamlar diliyorum size. Sizleri çok seviyorum. Eksik olmayın bütün, efendim. Bütün kasetleriniz, bütün CD'leriniz, her şeyiniz var. Çok eksik dinliyorum. Olmayın. Bütün günde Kral FM'i dinliyorum. Sabahtan akşama kadar ne güzel. Çalışıyorum. Ve sizin bu bir aşk hikayesidir. Klibinizde benim oğlum oynadı. Evet, evet şimdi duydum, sevindim. Selam söyleyin evet. Lütfen. Tabii ki şey yapacağım söyleyeceğim ve bugünü bekledim bir haftadır mutlaka bağlanacağım dedim mutlaka ve işimi bıraktım. Hadi telefonla sizi arıyorum. Evet. Çok teşekkür ederim. Hemen göndereceğiz, diğer telefonlarımız çalıyor. Selamlar, sevgiler. Tamam, çok sağ olun. Hızla devam edelim çok hızlı, evet, bir şekilde. Tamam. Alo. 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 Nereden arıyorsunuz? İyi günler. Buyurun, nereden? Kayhan Bey merhaba. Merhaba. Nereden? Adana'dan arıyorum. Adınız? Murat Bal. Murat Bal. Hı hı. Evet, Murat Adana. Şimdi alta yazıyoruz Kral TV'de. Onun tamam. için soruyorum evet, özellikle. Evet. Buyurun. Hı hı. Teşekkür ederim. Kayhan Bey, ben müzik öğretmeniyim. Evet sizinle, efendim. Bir müzikal bir sohbet yapmak istedim. Tamam. Yalnız süremiz çok kısıtlı. Hemen çok kısa bir evet. şekilde. Buyurun. Şimdi o zaman tamam, sorularımı sormak istiyorum. Buyurun. Bir kere şimdi siz 70'lerden gelen bir sanatçısınız. Ve bugün artık 2011'li yılları yaşıyoruz. Şimdi 70 ve 80'lerdeki soundlar böyle daha bir farklıydı. Bu 2000'li yıllara geldiğimizde böyle müzikal olarak besteciliğinizde bir zorluk çekiyor musunuz? Hmm. Sound açısından mı soruyorsunuz? Ben başka türlü daha genel cevap vereyim mi? Elbette. Şimdi geçenlerde buna cevap olacak farklı bir yerden söyleyeceğim ama geçen evet. Geçtiğimiz sene Türk Dil Kurumu'nun sempozyumunda konuşmacıydım. Dil bozuluyor demişlerdi. Evet. Bunun üzerine konuşuluyor deyiş. Ben de oradan şöyle bir saptama yapmıştım. Aynı şey bunun için de geçerli olabilir. Dil bozulmuyor. Yaşam bozuluyor. İnsanların duyguları bozuldukça dile ihtiyaç kalmamaya başlıyor dedim. Şu anda da eğer aynı şey müzik içinde geçerliyse belki bu kapıdan, bu pencereden bakmak lazım. Yani insanların duyguları azaldıkça, evet. insanların birbirlerine söyleyecek şeyleri azaldıkça müzik de çok şey ifade etmek zorunda hissetmiyordur belki kendini ama ben çok şükür hala öyle hissediyorum efendim. Evet, teşekkürler. İyi akşamlar diliyoruz. Hemen hızla devam edelim. Alo. Alo. Nereden arıyorsunuz? İyi akşamlar. Ben Gaziantep'ten arıyorum. Adınız? Bilal Ergun. Bilal Bey, Gaziantep karşınızda. Kayhan abi var. Kayhan abiye de iyi akşamlar diliyorum. Merhaba Bilal kardeşim. Merhaba abi. Ben de bu sektörün içerisinde birisiyim. Ha, ne güzel. Kasetçiyim ben. Hı. CD'niz çok soruluyor. Eser çok güzel fakat piyasada CD yok. İlginç. Evet. Onu Allah'tan bir mani olmazsa bu sevgililer gününden önce çıkarmayı düşünüyorum. Sana sorayım peki 4 tane şarkı daha mı koyayım içine? Yani gönül sayfam, bir aşk hikayesi, neydi öbürü, senin her şeye varım ben ve 365 gün mü, yoksa bir tek 365 günü çıkarayım mı böyle? Abi 4 parça daha korsan hakikaten çok güzel olur. Harika işte bu. Her klasikleri. Efendime söyleyeyim, hem de eser çok güzel. Peki bunların Bilal'cim DVD'lerini de koyayım mı? Yani kliplerini. Görüntü olursa daha da iyi olur. Süper olur. Abi. Bir hatıra olur insanlara. Hem görüntü hem şarkı hakikaten güzel olur yani. Evet. O zaman sevgililer gününden önce bunu çıkaracağım hayatım. İnşallah abi, başarılar diliyorum. Allah'a abi. Emanet ol, kolay evet. gelsin. Vatandaşa evet. soruyoruz tabii ki, halkımız evet. en doğrusunu bilir. Evet. Alo. 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 İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nereden? Tekirdağ'dan arıyorum. Radyonuzu, televizyonunuzu kapatın yalnız. Kapattınız mı? Kıstım yavrum. Evet, kimle görüşüyoruz? Yavrum, ben emekli öğretmenim Gülsüm Morkoyun. Gülsüm Hanım, hoş geldiniz. Sayın hocam, karşınızda Kayhan var. Merhaba öğretmenim, buyurun. Merhabalar.
Kayahan Bey, ben sizin hayranınızım. Eksik olmayın, estağfurullah. Mesleğime başladım sizin şarkılarınızla. Emekli oldum sizin şarkılarınızla. Sizin şarkılarınızla ağladım, sizin şarkılarınızla güldüm, sizin şarkılarınızla mutlu oldum. Beni şımartıyorsunuz, teşekkür ederim. Gerçekten samimi söylüyorum. Sizinle ağladım, sizinle sevdim, sizinle hüzünlendim. Yani diyorsunuz ki Kayahan'la her şeye varım ben diyorsunuz. Gerçekten tüm duygularımıza ifade eden evet. bir gerçek sanatçı ama evet. şu ortamda sanatçı diyebileceğimiz tek insan. Tek geçerim Kayahan'ı. Estağfurullah, ben şöyle söyleyeceğim. Zaten sizin söylemek istediklerinizi söylüyorum. Evet. Oradan buluşuyoruz. Sizin aynen. aynanızız evet, aslında diyorsunuz. Gerçekten sizi çok seviyorum. Sizi yani başarılar dilemeye gerek yok. Siz zaten o noktaya ulaşmışsınız. Eksik evet. olmayın efendim. Hocam saygılarımızı sunuyoruz size. Ben de size. Şahsınızda bütün öğretmenler... Mehmet'im hemen sana bir şey söyleyebilir hemen. Miyim? Senin kitabını istiyorum lütfen. Tamam, telefonu evet. kapatmayın tamam, lütfen. Tamam yavrum, seni de çok seviyorum. Sağ olun, saygılarımı sunuyorum, ben telefonu de, kapatmayın. Ben de, hoşça kal şahsınızda... Türkiye'de, dünyada bütün öğretmenlere, bir şey bile öğreten herkese hürmetlerimi sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hocam kapatmayın telefonunuzu. Güzel evet. yanaklarınızı sen öpüyorum. Sağ olun, hoşçakalın. Evet, hocamızı hemen beklemeye aldık. Diğer hattımıza geçtik. Alo. 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 İyi akşamlar. Nereden arıyorsunuz diye soracağım. Nereden arıyorsunuz? İstanbul'da. Adınız? Mahmut. Mahmut Bey, telefonu, daha doğrusu televizyonu kapatın lütfen. Sesini. Kısmıyor. Evet. Usta karşınızda, buyurun. İyi akşamlar. İyi akşamlar Mahmut Bey. Nasılsınız? Allah'a çok şükür. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizin büyük bir hayranınızım. Allah razı olsun. Eksik olmayın. Var mı soru, mesaj? Var, bir soru var. Buyurun. Bütün albümlerinizi toplayıp nostalji yapmayı düşünüyor musunuz? Şimdiye kadar hiç güzel, yapmadım. Yapacağım. Güzel bir soru. Bakın, tebrik ediyorum. Bakın hakikaten Türkiye'de bir tek ben kaldım. Üstelik de bunların hepsinin de sahibiyim Allah'ın evet, izniyle. Evet, evet. Bunları yapacağım. Bunu istiyoruz. Bunu istiyoruz. Tamam. Hatta bir yani albüm işte. Değil, iki albüm birden. Peki. Double. Yani. 40-50 tane var. Evet. Peki, siz bunları yeniden mi çalayım, söyleyeyim istersiniz? Yoksa eski halleriyle mi paket yapalım? Yeniden istiyoruz. Değil ya, mi? Eski halleri daha güzel. Ama yani yenisi olursa daha güzel olur. Şimdi eskileri bak. Bir araya koymaktansa ben tamam. yeni... Evet. bir stüdyo peki, çalışması Mahmut isterim Bey. Şahsen. Tamam. Peki. Yani mutlaka yeniler daha iyidir yani. Ama evet. eskileri de ayrıca bir paket yapalım. Tabii, öyle mutlaka, mutlaka. Şimdi şundan dolayı Kayan abi, şimdi soundlar biliyorsun eskiden çok daha zayıftı. Şimdi daha modernleşti. Bizde öyle problem yok çünkü biz kendi soundumuzu evet. yapıyoruz. Yani biz günün soundunu yapmıyoruz. Bakın bugün 2000 yılı. Biz 85 yılda sounduyla buradayız. Belki böyle bir akustik bir şey olabilir. Daha ama böyle. Ama nasıl istersen Mehmetciğim, seni mi kıracağım? Yaparım. Devam edelim. Alo. Alo. Nereden? İyi akşamlar Hüseyin, ben Ankara'dan. Ankara Hüseyin. Merhaba. Buyurun. Hüseyin. Usta karşınızda. Üstadım iyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Nasılsınız Hüseyin Bey? Ankara'ya selam. Evet. Sağ olun. Kayan Bey, sesinizi duyduk. Mehmet Bey'in programınıza katıldınız. Ya yani. Heyecandan şu an ne bileyim yani toplulukta şu an ne konuşacağımızı bilemiyoruz. Allah söyletir sizi, söyleyin siz. Var mı soru, mesaj? Evet Mehmet Bey, Mehmet Bey, sizin rahatsızlığınızda Kayan Bey'e sormak isteriz şu buyurun. An. Başta olarak. Orada çok kişi var şu an. Buyurun. Kayan Bey herhangi bir dizi ya da ne bileyim filmde müziğini çevirmek yani söylemek ister mi, yorumlamak ister mi? Yani şimdi artist mi olayım, şarkı hangisidir? Zaten hayatımızın, Allah'ın bize biçtiği bir rol var. Onu oynuyoruz çok şükür. Ama arkadaşlar başka bir rol düşünürlerse boş kalan zamanımızda onu da yaparız. Peki Kayan Bey, biz yıllarca sizi dinledik. Biz size güveniyoruz. Böyle bir çalışma içerisinde bulunursanız biz hayranların olarak bizleri mutlu edeceksiniz. Peki herhalde efendim. Daha fazla görmek istiyorlar evet, Kayahan'ı. Daha fazla görünmek için bunları yapacağım. Şimdi Kayahan abi, radyoculara mı? Çıkarabilirsiniz. Tamam. Radyoculara mikrofon uzattık. Kameralarımızı gönderdik. Radyocu arkadaşlar, tabii müzik deyince akla radyolar geliyor. Tabii. Onların size mesajları var. O mesajları bir dinleyelim beraber. Dinlemeden söyleyeyim. Bence de müzik radyodan dinlenir. Evet. Göz kapatılır, hayal edilir. Kesinlikle. Yönlendirme olmuyor. Evet. Radyoda dinlediğiniz zaman zaten... Radyocular da müzikten pek çok iyi anlar. Müziğin lokomotifi radyolar. Çok iyi anlar. Bakalım radyocu arkadaşlar
ustaya neler söylemişler. Alevare, vare, vare, geceleri kuşatıyorsun. Türkiye'nin en çok dinlenen radyolarının müzik direktörleri Kayahan'la ilgili düşüncelerini Kral Mikrofonu'na anlattı. İlk olarak Radyo Tatlı Ses'in müzik direktörü Meltem Sezenler'e mikrofonumuzu uzattık. Kayahan deyince söylenebilecek o kadar çok şey var ki hepimizin hayatında Kayahan şarkıları, Kayahan Bey'in şarkıları yer etmiştir. Ve ben 365 günle ilgili şöyle bir şey hissediyorum. Beni bu eski Kayahan tadındaki şarkılarına götürüyor. Ve derinden inanılmaz etkiliyor. Zaten son günlerde de bizim radyomuzda dahil olmak üzere en çok istek alan şarkılardan bir tanesi yine sevgililerin ortak şarkısı. Yine aşkı ve sevgiyi çok iyi yakaladı zaten kendisinin. O yönü hani hiç tartışılmaz. Meltem Sezenler'in ardından Radyo Turkuaz'ın müzik direktörü İbrahim Sadri Kayahan için şunları söyledi. Son 20-30 yıl içinde Türkiye'de bir şekilde müzikle ilgilenmiş, daha doğrusu müzikle duygulanmış, sevinmiş, hüzünlenmiş, ayrılıkların arkasından ağıtlar yakmış herkes için Kayahan çok önemli bir isim Türkiye'de. Hem besteci olarak hem yorumcu olarak son 30 yıla aşağı yukarı damgasını vurmuş birkaç isimden biri. Hem çok üretken bir isim hem de yazdığı şarkılarla hepimizin hayatında mutlaka bir takım satır başları oluşturmuş değerde birisi. Bir kere bu açıdan önce teşekkür ederim bu ülkede yaşayan biri olarak Kayahan'a. Çünkü ben de çok sayıda insan gibi onun şarkılarıyla zaman zaman kendimi daha iyi ifade ettiğimin farkına vardım. İbrahim Sadri'nin ardından Radyo Viva'nın müzik direktörü Ömer Erişmen bakalım Kayahan için neler söyledi. Bir kere gezegenle çok güzel bir sohbet gerçekleşecek. Bunun hani şimdiden tahmininde bulunabilirim. Çok keyifli bir program olacağını biliyorum. O yüzden büyük ustaya selamlarımı gönderiyorum. Kolay gelsin diyorum ama bir şarkı bizi kesmedi, versiyonu hiç kesmedi. Yepyeni albümü ve bir sürü şarkıyı bir an önce bekliyoruz. Pal FM'in müzik direktörü Kaan Gökman, Kayahan için konuşan radyocular arasındaydı. Kayahan'dan beklediğim bir sound benim, şaşırmadım. O bize o eski havayı yaşatabilen tek sanatçı Kayahan şu anda. Hani dinlediğim zaman enteresan hissediyorum kendimi. Çünkü biraz daha o yıllara dönüyorum. Çünkü hiçbir müziği hiçbir şey kaybetmedi. Mesela diğer sanatçılar gibi müziğin üzerine farklı sentezler denemedi. Kayahan neyse bundan 15 yıl önce, Kayahan hala aynı. Sözleri çok kuvvetli, melodik yapısı çok kuvvetli. Bir aranje hissediyorum ben, bir melodik altyapı hissediyorum. Yeni jenerasyon Türkçe pop müziklerde bunlar yok mesela. Çok basit looplar üzerine dönüyor ve melodiler üzerine dönüyor. Fakat Kayahan'ı dinlediğim zaman gerçek bir müzisyenin elinden çıkmış olduğunu anlıyorum o şarkıların. Show Radyo'nun müzik direktörü Hakan Demir başarılı sanatçı için bakın neler söyledi. Şimdi Kayahan deyince aklımıza tabii 90'lar ve ondan öncesi ve sonrası geliyor. 30 yıldır bu işi yapan bir adam, hep zirvede olan bir adam. Sadece kendisine değil pek çok sanatçı arkadaşına da şarkılar vermiş. Türk pop müziğine gerçekten de inanılmaz hitler kazandırmış bir adam. Kayahan şarkılarını herhalde okumaya kimse kalmadı. Ben öyle tahmin ediyorum. Yaptığı şarkılar da, seslendirdiği eserler de, başkalarına verdiği şarkılar da inanılmaz güzel. Bir radyocu olarak da Kayahan şarkıları çalmaktan son derece keyif alıyorum. Sırada son olarak Radyo Slow Time'ın yayın yönetmeni ve müzik direktörü Kadir Çetin var. Herkesin hayatında bir Kayahan şarkısı vardır. Herkesin anılarını canlandıran bir Kayahan bestesi vardır. Bunlar çok önemli şeyler ve dolayısıyla da Kayahan Bey için söyleyecek hiç kelime bulamıyorum. Yani inanılmaz bir yetenek ve müziğimize kazanılmış, kazandırılmış ya da lütfedilmiş çok önemli bir değer diye düşünüyorum. Evet. Sağ olsunlar, eksik olmasınlar, radyocu dostlara teşekkür ediyorum, beni şımarttılar. Yine aynı şeyi söyleyeceğim, ben işte öyle bir adam olmak istiyorum, eğer yarısıysam tamamdır yani. Evet, bir sürprizimiz var size bu arada. Benim çok sevdiğim arkadaşım şu an yanımda. Ya şarkı söyleyerek gelecektin, olmadı böyle. Gel. Mikrofonu. Ben dedim ki biz kendi aramızda tabii anlaştık besteyle. Şarkı söyleyerek gel. Buraya peki sandalye koyun, o zaman oturmayacak mısın? Mikrofona biraz yaklaş istersen. Tamam. Benim boyum uzun ayaklı durayım dedi. Ben buradan söyleyeyim. Evet. Gel, otursun lütfen, buraya oturamaz mı? Bir o zaman sandalye alalım. Hemen bir sandalye alalım. Sandalye. Evet. Bu arada niye bu sesi, bir mikrofon çalışmıyor mu acaba? Çalışıyor mu? Evet, şu an çalışıyor. Şu evet. An çalışıyor. Şimdi beste tabii bizim aynı zamanda meslektaşımız, evet. Reklamcı. En güzel bestem.
tabii. Ben sizin dışınızda da görüşüyorum. Benim arkadaşım aynı zamanda. Bugün konuştuk. Dedik böyle babayı alıyoruz buraya. Bir gel bakalım beste. Ben de iş hali koştum. Mikrofon. Ben de işten çıkıp geldim. Kestirmiştim zaten. Biraz daha. Evet. Ben bu saç meselesi hiç anlamıyorum. Bazen İpek Hanım dedi ki nasıl olmuş saçlarım? Dün de böyle değil miydi diyorum. Yok farklıydı diyor. Ha, o zaman bir daha iyi mi olmuş diyorum. Şimdi daha yok. Şimdi tabii bestenin gözüyle ismin bu arada isim çok güzel yani. İsim o kadar güzel ki isimler de insanı yaşatıyor. Evet. Bu ismin bir hikayesi var mı Kayhan abi? Beste ismi. Yani besteciliği anlatıyor. Nasıl? Şimdi nereden çıktı? Için, kimin fikridir bu? En değer verdiğim, daha yeni baba olmuşum. Evet. En değer verdiğim varlığa beste adını koymak. İşte o şu anki kavga ettiğim telif meselesi. Yani zaten sizin için en kıymetli olan şeyi en değerli varlığınıza isim olarak koydunuz. Doğru. Beste. Hoş geldin. Evet, hoş bulduk. Şimdi Kayhan abi çok seviyoruz. Az önce de söyledim. Ben programdan sonra çok üzüleceğim. Çünkü çok heyecanlıyım karşısında. Neden üzüleceğim? Tutukluk var. Yani keşke şunu da sorsaydım. Keşke bunu da sorsaydım diyeceğim kendi kendime. Tabii senin gözünde iki tane Kayhan var. Bir herkesin çok sevdiği, değer verdiği bir sanatçı. Diğer tarafta da senin baban. Canın her şeyin. Evet. İki Kayhan'ı böyle kısacık anlatır mısın bize? Her iki bakışı. Aslında hani babam dediğim zaman benim için bilmiyorum hani çok farklı şeyler hissediyorum. Sebebi evet, yalnızca belki benim babam olmayışı. Evet. Bunu her yerde herkese söylüyorum. Oğlumun da babası gibi benim babam. Evet. Hani annemin de babası. Hani her şeyiyle bence mükemmel bir insan. Neden? İşiyle özel hayatını o kadar güzel dengede tutabiliyor ki ne hani diğerine çok fazla zaman ayırıyor ne bir başkasını ihmal ediyor. Onun için ben bir şeye şahit oldum Beste. Çok etkiledi beni bu. Dedi ki bizim evimizde ne yeniyorsa ne içiliyorsa kesinlikle yenilen öyle ve içilen her şey. Bugün balık yiyeceksek aynı balık. Kızım da aynı balığı görür. Bugün meyve alacaksam aynı masamda olan meyve aynısı Beste'nin evinde de vardır. Aynı onu tamamlayan kesinlikle bir şey aslında. Kesinlikle öyle. Yani ben işten gelirim eve bir bakarım Züfker abi. İşte bizimle birlikte yıllardır çalışan. Elinde torbalar. İşte babanız size bunu yolladı. Gerçekten her şeyiyle hepimizi sonuna kadar düşünen siz, çok düşünceli. Çok daha iyisiniz. Şimdi ben şunu istiyorum senden Beste. Baba burada. Bu da kayıtlara giriyor şu anda. Bizim için bir kayıt. Zaman zaman kızımdan ben hediye isterim. Derim ki kızım bana vereceğin en güzel hediye benimle ilgili söyleyeceğin birkaç cümle sözdür derim. Hatta yapabiliyorsan bir de mektup yaz derim mesela. O bilir. Öyle maddi hediyeler çok değerli değildir babalar için. Baban karşında babana hitaben böyle içinden geçen bir şeyleri söyle desem, ne hissediyorsan onu söyle desem ne söylerdin? Direkt böyle yüzüne bakarak ne söylerdin? Aslında ben hani babamın 45 yıllık meslek hayatını göz önünde alırsak 36 yılını değil tabii 36 yaşındayım ama hani kendimi bildiğimden beri birçok şeyine şahit oldum. Evet. Hani yeri geldi ben okula giderim gelirim babam hala aşağıda bakarım oturur ve çalışır. Peki bu çalışma seni rahatsız eder miydi? Asla. Hani hayır, benimle ilgilenmiyor falan dediğin anlar oldu sadece mu? Sadece o böyle çok küçük yani böyle konserlere turnelere gideceğini öğrendiğimde hani uzak kalacak bizden ben de gitmek istiyorum okulum var gidemiyorum. Evet. Ama hafta sonları yakınsak yine annemle beni yanına evet, çağırırdı. Bir şekilde yine babamı görürdüm. Hani onun bu kadar emeğine, bu kadar çalışmasına hem çok dürüst hem çok nasıl anlatayım hep bana der ki bildiğin işi yap. Ama evet, bir şey seç ve onun üzerinde çalış. Babam 16 yaşında bu kararı almış ve hani kaç yaşında hala bu yolda emin adımlarla, doğru adımlarla. Hani hem profesyonel insanların beğendiği hem bizim hani halkın çok sevdiği eserlere sahip. Yani ben senin sevdiğin bir şarkısı var mı özellikle? Ben hepsini çok seviyorum. Mesela özellikle bir şarkı var mı? O şeyi sever. Ebebeğime bana yazdığı şarkı babamın tabii ki. Kırmızı pabuçları duruyor başucunda. Evet. Başı düşmüş yastığa. Kayhan abi bak orada şimdi var. Bak, oraya geçeriz. Orada pardon, var gitar pardon da var böyle. Ben bir şey söyleyeyim. Şimdi burada. Evet CD'ler şu an çıktı. Hazine yok, çıktı. Yok. Şöyle. Hazine sandığı yapmış açıldı. Bakın. Burada benim şarkılarım, siyah ışıklar, yemin ettim, odalarda ışıksızım, son şarkılarım, benim penceremden. Bunları İpek Hanım gelirken düzenledi çünkü. Evet. Canımın yaprakları, emrin olur, beni azat et, gönül sayfam, bir aşk hikayesi,
Seninle her şeye varım ben ve biriciyim. Evet. Bunların şu çoğunun sahibi benim. Yani pek nadirdir kendi plaklarına sahip olan sanatçılar, evet, yoktur. Bunların sahibiyim. Ama geçtiğimiz günlerde bir şey yaşadık. Bu bunların benim sahibi olduğumu bile bile birileri bunları icradan alıp ve üzerlerine onların olmasını istediler. Evet. İşte o kadar önemli ki kızıma beste adı vermişim. Besteler benim için çok önemli ve bu arkadaşlar da tabii bestecilerin çok akıllı ya da kanundan şundan bundan anlayan adamlar olacağını bilmedikleri için bunları nasıl kaparız peşine koştular. Ve biz bu davayı temyizi de dahil kazandık ve burada işte Sedat Aksakal'a, Elif Demirhan'a ve Serdar Arkan Bey'e teşekkür ediyorum. Şimdi de büyük ihlaller yapıldı o arada. Büyük ihlaller yapıldı. Pek çok büyük şirket bu işin içinde şu anda onların yanlışları yüzünden bulundular. Biz, ben şahsen kendi adıma bu hususta çok hassas, evet, davrandıkları için teşekkür ediyorum telif haklarına gösterdikleri. Duyduğu saygıdan dolayı. Evet, saygıdan tabii dolayı uluslararası bir ediyorum. Şirket olunca tabii haliyle tavırlar, evet, da farklı oluyor. Evet, şimdi demin Türk bayrağını göstermiştim, evet, biliyorsunuz. Evet. Bunları unutmayayım ben. Hüseyin Coşkunöz benim arkadaşım. Zeytinyağları aldım ama zeytinler kayıp Hüseyin'ciğim. Ben hiçbir şeye para vermiyorum. Gördüğün gibi. Şimdi Kastamonu Tabakoğlu, evet, Kastamonu'dan Tabakoğlu pastırmacıdan pastırma sucuk yollayacağım size. O ben bayıldı. Evet, evet, o ben ona bayılıyor. Sevgililer günü öncesinde bunun CD'sini çıkaracağız. Sen ne diyorsun? 4 tane mi 5 tane mi? Şimdi hani şey olarak baktığınızda, ticari olarak baktığınızda bir tane çıkar. Ama insanları mutlu etmek açısından 4 tane olsa, 5 tamam, tane olsa daha iyi olur. Ve acil olarak bir klasikler, Kayahan klasikleri Allah istiyoruz. Allah. Şimdi şu anda klibi çekiliyor bu 365 günün. Evet. Kemal Başbu şu kadarcıklı. Beste ile aynı yaştadır. Ben Galatasaraylıyım, ona Fenerbahçe forması aldım. Yalnız Beste hiç göstermiyor yaşını bu arada. Bak, ben Galatasaraylıyım. Kemal'e niye Fenerbahçe forması aldım hala anlamış değilim. Evet. Fenerbahçeli oldu çocuk. Şimdi bunun yanında Feyzi Uludağ ve Murat Aygör çalışıyorlar şu anda. Evet, klibe çalışıyorlar. Klip, evet, ne zaman geliyor Kayan abi? Allah'tan mani olmasa pazar ya da pazartesi günü yine ilk defa size vereceğiz bunu. Şimdi hemen ben besteden bir şey rica ediyorum. Besteciğim, biraz önce biz anlaşmıştık. Babanın şarkılarından birini sen okuma. Yani bir gir. Aslında hani babamın, tabii, şarkılarından birini söylemek değil. Hani ben haddim değil şarkı söylemek, şarkıcı değilim ama. Azıcık bir gir de. Çok. Arkadan gelelim biz de. Küçük şöyle bir şey hazırladım içeride. Aa, kendi kendime söyleyeyim. Bu arada bu telif hakları meselesinde avukatımız Özal Oğuz'a da teşekkür ediyorum. Diğer arkadaşlara ettik. İnan ki ben kimseyi kırmamak için çok fazla titiz davranıyorum. Bakıyorum, evet, galiba Meryem Hanım var, Zülfikar Bey var. Geçen sefer söylemiştik. Pek çok insanın bu işte emeği var 365 günde. Şimdi sağ olsun. Babam, hayır, hep babam sahnede bize ithafen bunu söyler. Ben de şimdi dedim ki hani onun yanındayken ben ona söyleyeyim. Hadi ne şey dersin hep. İçimde hatıralar delik deşik. Mektupları okudum seçip seçip. Karanfili kokladım senin için. Odam hasret kokuyor. Aynanın karşısına geçip geçip kaderime ağladım içip içip. Gönül sayfamda canım açık seçik. Canım babam yazıyor. O hep beste, evet, açar Aslı Gönül'den. Evet. Evet, gerçekten, evet, biz de duygulandık. Ben de kızımı getirseydim keşke. Gönül sayfamda canım açık seçik. Aslı Gönül, gönül sayfamda canım açık seçik. Beste açar yazıyor. Şimdi bu arada, evet, Aslı Gönül izliyor mu bizi şu anda? Tabii. Evet. Aslı Gönül izliyor. O zaman şöyle yapalım. Ona şöyle yapalım. Ben şöyle bir şey rica ediyorum. Şimdi kısa, evet, bir ara verelim. Sen bir yere kımıldama. Tamam. Aileyi birleştireceğiz şimdi biraz sonra. Kısa bir ara verelim. Ne arası vereceğiz? Reklamları attık. Reklam yayınlamıyoruz. Sen bugün aileyi nasıl birleştireceksin orayı anlayamadım. Şuradan bir öpücük yollayayım ben. Sen de yolla. Bir ararız, bir telefon ederiz. Yok, bir konuşuruz. Başka bir numara ver bende. Yavaş yavaş anlamaya başlıyorum galiba. Bir telefon ederiz. Şimdi sokağa mikrofonlarımızı çıkardık. Kameramız dışarıdaydı. Gönderilen mesajlar var. Onları bir izleyelim. Ardından bir eve bağlanalım eğer uygun olursa. Olur mu Kayan abi? İzin verir misin?
Tabii. Evet. Ben öyle bir tondan girdik ona bakıyorum. Şimdi mikrofonlarımız sokakta, kameramız dışarıda, gönderilen mesajları bir izleyelim. Sonra eve bağlanacağız, aile birleşmiş olacak. Ben yavaş yavaş. Merhaba, ben Yusuf Koca. Kayan'ın şarkılarıyla büyüdüm. Kayan, seni çok seviyorum, şarkılarını çok seviyorum. Buradan sana sevgiler yolluyorum. Merhaba, ben Ayşe Batur, Üsküdar'dan. Kayan'a çok sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Mehmet Gezegen'i de çok seviyorum, her zaman izliyorum. Kayahan'a müzik hayatında başarılar diliyorum. Yeni single'ını da çok güzel, çok beğendim. Merhaba, Gülay ben. Kayahan'a sevgilerimi yolluyorum. Onu çok seviyoruz. Şarkılarıyla hüzünleniyoruz, duygulanıyoruz. Harika sanatıyla, hepsiyle şahane biri. Buradan sevgilerimi yolluyorum. Öpücükler. Şölen Baytuncer, Bursa'dan katılıyorum. Kayahan, lütfen bizi özletme. Çok uzun aralar verdi. Bekliyoruz yeni şarkılarını. Adım Feza Yıldırım. Türk müziğinin usta isimlerinden birisin. Seni beğenerek dinliyorum. En çok da Odalarda Işıksızım parçasını çok seviyorum. Beni çok duygulandırıyor. Kayahan, şarkı yazmaya devam et. Merhaba, ben Şeyma Sinan. Kayahan'a karşı özlemimin son çıkardığı single'a sona erdi. Bundan sonra da sürekli ekranlarda olmasını istiyoruz. Onu çok seviyoruz. Teşekkürler. Ecem Beytel. Kayahan yılların eskitemediği bir ses. Onu çok seviyoruz. Şarkılarının hayranıyız, zevkle dinliyoruz. Kayahan, seni çok seviyoruz. Adım İbrahim, üniversite öğrencisiyim. Kayahan'ı çok seviyoruz. Duygusal şarkılar için biçilmiş bir kaftan. Özellikle Siyah Beyaz şarkısı çok güzel. Beşiktaşlı değilim ama çok seviyorum bu şarkıyı. Kayahan, Türkiye'de seni dinlemekten zevk alıyoruz. Kesinlikle Türkiye'nin en iyi sanatçılarından birisin. Ve seni dinlemeye devam edeceğiz. Pervin Eskin ben. Kayahan'ı çok seviyoruz ailece. Yeni single'ını da en yakın zamanda alacağız. 365 günü her zaman dinliyoruz. Adım Murat Beyter. Kayahan'ı yıllardır zevkle dinliyoruz. Onun en farklı yanı kişiliği, magazine düşmemesi, reklam için bazı şeylere başvurmaması. Sen sevdanın sultanısın, hem güneşim mehtabımsın. 365 gün canım, hayatımın tamamısın.